from the hotel. Yes, from hotel. This in Manchester Street. This all only big bazaar. This restaurant. This coffee shop. This discotheque. Hurghada'nın Mavi Deniz bölgesi. Surlar burada getirip manzara noktası olarak resim çektiriyorlar. Görüntü muhteşem. Karşısı mercanlar bakın. Tekne turları, günübirlik turlar da otellerden müşteriler alıp o karşıdaki mercanlara götürüp orada dalış yaptırıyor. Adaya çıkartıyor. İşte öğle yemeğini yedirip geri döndürüyor. Okay. And we can now. Burada otelimize yerleştik. Mahalleli Fatih köyündeyiz. Hava dışarıda 28 derece, güneşli. Öyle yemeyiz. Tüm sahile gidip... Koronavirüsü vurmuş burayı. Her yere vurmuş. Böyle bayağı bir müşteri azlığı var. Değil mi? Hiç ikinci. Sayılı şekilde. Değil mi? Bayağı bir odası var. Büyük bir tatil köyü. Düşün ki var orada. Aynen. Yani oradan şey aldığım için o kalabalıktan burada bir dolaşma da ortam direkt yol tabii resmi olarak korona tedbirlerini almış gözüküyor. Yani şeyler yan yana değil mi? Diğer otelde de mesela nasıl aralara şeyler, bölmeler vardı. Burada şezlong falan yapmışlar. Yalnız o bölmelerin mantığı da çok güzel. Hem rüzgarı kesiyor hem de böyle loja havası veriyor. Yani evet. Mahremiyet kazandırıyor. İstediği gibi. Tüm herkes değil mi? Her iki kişi, üç kişi. Evet, sanki oda oda gibiydi. Çok iyi yapıyor. Bu kuru. Buradan da çıkıyor. Bu bölgenin suyu da çok güzel. Sadece soğukluk açısından.
şöyle. Tabii pandemi olayı sadece Türkiye'ydi, tüm uluslararası arenada bulunan tatil köylerini, tatilcileri etkilemiş. Oldukça az turist geliyor. O yüzden de oteller bu şekilde. Koca tesisler çok az müşteriyle yetinmek zorunda kalıyor. Evet. Burga'da ve Şam'da genelde oteller, yani oteller bölgesi olduğu için alan yok. Şimdi birçok otel deniz kıyısında özel plaja sahip ama daha birçok otelde plajı yok. Direkt olarak yolun diğer tarafında oluyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. O zaman ne olacak? Denize giremiyorsunuz. Sadece otelin havuzlarından yararlanıyorsunuz ve para vererek özel plaja gitmeniz lazım. Bazı otellerde, mesela Şam'da bir gece kaldığımız otelin plajı yoktu. Plaja yürüme mesafesindeydi ama bize otelden kupon verdiler. 100 metrelik mesafe olduğu için de gittik, o kuponla özel plaja giriyorsunuz ücretsiz olarak. Ve onun plajından yararlanmıştık. Yani bazılarında özel plaj yazdığında hemen plajın dibinde olduğunu düşünmeyin. Bunun için açıklamayı yapıyorum. Kahire'de hatırlıyor musun? Adam parka girmek için para ödüyordu. Parkları çevirmişler. Biletle parka giriyorsun serinlemeye. Evet. İhale etmişler. Çok ilginç. Evet. Burgada'da biraz yürüyüş yapalım dedik. Her zaman oldu bu mu? Pandemi. Evet, tatil belirtiyor için dükkanlar 8'den sonra açılıyor burada. O yüzden bazı dükkanlar kapalı. Gerçi büyük alışveriş merkezleri, bakın karşıda mesela shopping center var. Turist azlığı nedeniyle komple kapalı. Bazı yerlerde ondan dolayı kapalı. Çalışmıyor. Otelin bile %10'u dolu yani belki. %10. Evet. 2000 kişilik otel yani. Otel dediğimizde tatil köyü, daha doğrusu öyle demek. Yani buradakilerin hepsi tatil köyü, Antalya'daki tatil köyü konseptinde. Çok kalabalık sevmeyenler için aslında ideal bir zaman. Garsonlar ilgilenecek insan arıyor. Sinek bardakiler hizmet verecek insan arıyor. Zorla pizzalar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar size. Ve her şeyi de normal ucuza temin etme imkanınız var. Evet. Normal zamanda. 100 lira alacağınız şey şimdi 20-30 lira alır. Otel dahil yani, değil mi? Şimdi genelde Sharm el Sheikh ve Hurghada
tatil köylerden oluştuğu için çoğunlukla her şey dahil sistemiyle çalışıyor. Aa, sana şavarma yapıyor. Mısır yemi. Evet, Mısırların döner yemeğine şavarma diyorlar. Böyle sandviç arasına koyuyorlar. Döneri kesiyorlar. Sonra da domates, biberle karıştırıp sebzeli. Bu da krep yapıyordu. Yediğimiz gibi, evet. Krebin içerisine koyuyor. Evet. O daha güzel. Evet. Onu tavsiye ederiz. Sandviç ekmekten bu daha güzel oluyor. Krebi koyuyor. Kafe. Her yerde olduğu gibi Mısır'da da futbol, yani herkes bir şey oluyor. Futbol. Değil mi? Adamlar geçen gün şeyde, Luxor'da ne diyordu? Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Şimdi Arap bana soruyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Sence ne olur diyor. Ben de bugün maç mı var dedim. Adam bana baktı. Garip garip. Dedim ben fazla ilgilenmiyorum. Evet. Normal Hurgada da tatil beldesi. Bunun gibi birçok alışveriş merkezi var. Yani çok aktif bir destinasyon merkezi olmasına rağmen ama alışveriş merkezlerinin çoğu kapalı. Aktif değil. Ortası iki tarafta AVM'ler var. Yani bayağı kalabalık bir yer olmasa bu kadar büyük bir yürüyüş alanı falan. Otelimizi merkezi bir yerden seçtik dedik. Evet. Doğruymuş yani bayağı. Yazın burası bayağı şatafatlı oluyor. Yani yazın derken otelin, turist geldiği zaman. Otelin bir girişi Kızıldeniz, öbür girişi şehir merkezi. Tam da böyle meydana çıkıyorsunuz. Ama yani dediğim gibi çok güzel, bayağı görüntülü. Turist bölgelerinde çekinmeden geç saatlere kadar dolaşabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, gayet emniyetli. Karanlık ara sokaklara girmezsiniz. Bu her yerde zaten sıkıntı. Bunu her zaman söylüyorum. Zaten burada da çok aşırı pasta yok sanki. Daha çok turist alanı ya. Evet. Görüyorsun ne kadar sıkı kontrol de içeri. Yani yoksa orada aslında sadece böyle halk vardı. Ama bu bölgede öyle çok aşırı. Hurgada şehir merkezinde dolaşıyorum. Market isteyenlere şurada bir market var. Yine korona alışkanlıkları kullanacağız. Allah Allah. Ama Kahire'deki gibi olmasın. Onun nüfusu çok kalabalık ya. Orada korona ile konuşuyorlardı birbirlerine. Sen çekil, ben geçeceğim. Yani yok böyle bir şey değil mi? Evet.